Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim her sene kış için yaptığım çok lezzetli turşu tariflerinden biri olan yağlı salatalık biber turşusu tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Bir kilogram kıl biber kullanacağım. Ben acı biber kullandım. Tatlı da kullanabilirsiniz. Biberleri iyice yıkamıştım. Sap kısımlarını alıyorum ve büyüklüklerine göre ikiye veya üçe keserek hazırlıyorum. Bir kilogram da salatalık kullanacağım. Yine aynı şekilde güzelce yıkamıştım. Yuvarlak halde bu şekilde doğrayarak hazırlıyorum. İsterseniz salatalıkları küp küp de kesebilirsiniz. Bir kilogram domatesi de yıkamıştım. Yeşil kısımlarını alıyorum. Rondodan geçirerek püre haline getiriyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle, kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim. Büyükçe bir tencereye 1 su bardağı zeytinyağını, 1 su bardağı sirkeyi, 1 yemek kaşığı şekeri, 1,5 yemek kaşığı da turşuluk kalın tuzu ekliyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum. Doğradığım biberleri ilave ediyorum. 5 dakika biberlerin rengi değişinceye kadar kavuracağım. Beş dakika sonra domates püresini ve bir baş sarımsağın kabuklarını soyarak doğramıştım. Onu da ekliyorum. Çok fazla kaynatıp pişirmiyoruz. Yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra şimdi doğramış olduğum maydanozu ilave ettim. Son olarak salatalıkları ekliyorum. Artık kaynatmayacağım. Ocağın altını kapatıyorum. Turşumuz için malzemelerin sıcak olması yeterli. Salatalıklar da kavanozun içerisinde oluşum sürecine girecek. Zaten bir gün içerisinde oluşuyor. Kullanacağım kavanozları iyice köpüklü suyla yıkadıktan sonra kaynar suyla çalkaladım, kuruttum. Tekrar kaynar suyla çalkaladım, kuruttum. Temiz olmaları çok önemli. Buna dikkat edin lütfen. Turşularınızın bozulmaması için önemli bir nokta. Şimdi turşuyu kavanozlara dolduruyorum. Thank you.
3 tane büyük, 1 tane küçük kavanoz turşu çıktı. Şimdi kapaklarını kapatmadan önce kenarlarını iyice siliyorum ve kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Kavanozları ters çevirdim. Bu şekilde bir gün bekleyecek. Daha sonra düz hale getirerek serin güneş görmeyen bir yerde muhafaza edeceğim. 2 gün sonra turşumu size göstereceğim şimdi. Aslında bir gün sonra da oluşmuş hale geliyor. Ama ben 2 gün beklettim size göstermek için. Şimdi bir tanesini açıyorum. Gerçekten harika bir turşu. Kış için yapılması gereken en lezzetli turşulardan bir tanesi. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin ve denerseniz de yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi benimle paylaşın lütfen. Kütür kütür dediğimiz tabirle salatalığın sesini de duydunuz. İçinde beklerken herhangi bir yumuşama olmuyor kesinlikle. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz, benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız, yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu turşu tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'ım ya Rabbim ya. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum bana. İnanmıyorum. Tam sonuna gelmişken bozdum. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.